öğrencinin bir yerinde eğitim almasını istiyoruz. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ali Şarlı, Bolu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Çıraklık Okulu binasının Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na devredilmesine ilişkin imzalanan protokol hakkında bilgiler verdi. Geçen dönem Bolu Meslek Yüksekokulu'nu ikiye ayırdık. Çünkü orada hem sosyal ağırlıklı bir eğitim vardı, bir de teknik ağırlıklı bir eğitim vardı. Bolu Meslek Yüksekokulu ve Bolu Meslek Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu diye iki ayrım yaptık. Buradaki Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun bazı bölümlerini organize sanayi bölgesinde bulunan Çıraklık Okulu'na taşıyacağız. O protokolümüzü yaptık. Rektör Ali Şarlı bu sayede öğrencinin yerinde eğitim almasının sağlanacağını ifade etti. Öğrencinin bir yerinde eğitim almasını istiyoruz. İki, zaten sanayimizin belli bir alanda açığı vardı. O yani çalışan açığı. O istihdamın sağlanmasını istiyoruz. Bir, öğrencilerimizin aynı zamanda staj imkanı doğacak mekanları oluşturmuş oluyoruz. Bir diğer nokta da bir Ar-Ge çalışması olacaksa üniversite ve sanayi iç içe olmuş olacak. Onu bu fırsatı bulmuş olacağız. Bir diğer nokta da eğer müfredatta bir değişiklik yapacaksak biz sanayinin talebine göre yapacağız. İşte bizim bu tür bir ihtiyacımız var, bu şekilde olursa iyi olur diyecekler. Biz de ona göre bir değişikliğe gideceğiz. Mustafa Ali Şarlı, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yaz döneminde çalışmaları durumunda İşkur'un vereceği maaş ile hem üniversitenin hem de sanayi kısmının kazanacağını vurguladı. Hükümetimiz bu yaz döneminde öğrencilerimize eğer çalışırlarsa asgari ücret üzerine maaş da bağlayacaklar. Hem staj imkanı olacak, hem yazın bu iş kurum verdiği maaştan fırsat faydalanmış olacaklar. Yani kazan kazan bir durum olacak. Hem sanayi kısmı kazanmış olacak, hem üniversite kısmı kazanmış olacak. Bunun bir özelliği de şu, eğer başarılı olursa biz aynı zamanda şunu da yapacağız. Bu 2 yıllık eğitim 4 dönemden oluşuyor. Son dönemini tamamen öğrencinin bir fiil tezgahın başında, işte ustanın yanında, usta-çırak ilişkisi içerisinde o dönemi tamamlamasını istiyoruz. Yani böyle bir programımız olacak. Bunlar aslında zor şeyler değil. Karşılıklı bir fedakarlık istiyor. Burada en büyük fedakarlık bizim üniversitemizin öğretim üyeleri gösterecek ve öğrencilerimiz gösterecek. Sanayide kapısını sağ olsun bizlere açtılar iş adamlarımız. Yani buradan iyi bir fayda sağlayacağımız ümidindeyim ben. Ali Şarlı tek dezavantajın yol olduğunu ifade ederek istekli öğrenciler için bir fırsat olduğunu söyledi. Öğrenci şehir merkezinde bir yerde bulunuyordu. Biraz rahattı ama artık bir 11 kilometrelik mesafe sanırım şehirle OSEB arası. O taşıma işi olacak. İşte sabah gelecek, akşam gelecek. Onun bir zorluğu var. Ama istekli öğrenciler için çok iyi bir fırsat olduğu kanaatindeyim. Oradan mezun olan bir öğrencimiz hem ustanın yanında olduğu için bizzat yerinde belki iş imkanı bulacak. Bir de artık iş öğrendiği için de piyasada ben böyle bir eğitim bitirdim, böyle bir stajla mezun oldum deyip rahat bir şekilde kendine iş bulacağı kanaatindeyim.